Merhaba, iyi akşamlar. Karel günlük grafik. Ya bu Karel de öyle hızlı hareket ediyor ki düşeni kırıyor, acayip yükseliyor. Yükseleni kırıyor, acayip düşüyor böyle. Patır patır gidiyor geliyor. Son zamanlarda bu Mart'tan beri. Böyle hatta şey bir hareket içinde. Yani şuradan beri bakın, yani burada bir düşen trend yaptı. Kırdı. Düşeni 15'ten 18'e. Yükseleni kırdı. Tam neredeyse geri 15'e. Öyle bir şey, öyle bir hareket. 200 gün üstelinin üstünde hareket ediyor aslında. Yani genel manada söylüyorum, majör manada söylüyorum. O hala 16-26'da kaldı 200. Üstel değil o arada. 200 günün üstünde, ortalamanın üstünde. Yani genel hareket de bu yönde. 50 güne çünkü dalıyor çıkıyor. Yani buradan ortalamadan yürüyemezsin. 50 günü yok sayın Karel'de. Şöyle yani yok saymayın da, hani fiyat çok 50 günü kırıyorsa, yani ne zaman kırsa 200 güne doğru hareket etti. Onun için mesela şunu söyleyeyim, majör olarak 18'e dikkat. 18 kırılırsa 16'ya doğru hareketler hızlanabilir. Yani ne zaman kırsa, çünkü o tarafa doğru hızlandı. Kısa manada konuşuyorum. Yani kısa hareketleri sembolize etmek için 8 gün orada, yani o trendi 8 güne çizdiriyoruz orada. 8 gün üstüne 19.78. Yakın kapattı yani, o desteği aldı gene. Aşağı yönünü kıramadı bir türlü. Kırmaması da iyi olur zaten. Ama en büyük karın ağrısı yukarıda, bu 20 liradan uzaklaşamadı bu işte. Yani bu 20 lira 20 kuruş civarında bir direnç yaptı. Gün içinde geçiyor. Ne zaman 20 lira 20 kuruşun üstüne doğru çıksa, patır 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 hemen bir satış aşağıda kapatıyor. Sıkışıyor gitgide. Yani bir yükselen üçgen demeyeceğim buna. Dipler böyle hafif yükseldi yükseldi. Yani bugün şey var ama düşüş var. Hani öyle bir formasyona sokmak istemiyorum. Ama şey var, yani 8 günde net bir sıkışma var 20 lira 20 kuruş arasında. Hangi yönü kıracak? Yani burada takip etmek lazım. Kırılım gelecek bir yerde. 8 gün 19.78'de şu an, 19.80'de. Hadi bize avans verelim 8 kuruş daha, 19.70'de kapanışlar 19.70'in altına düşmeye başladığı zaman 19 liraya doğru hareketler görülebilir. Yani %100 olmamakla beraber. Ha, diyelim kötü senaryoda iki kapanış yapar. Kalkar 19, 20, 30'dan da döner. Onu ben bilemem. Kimse bilemez. 19'da kırılırsa yine 50 güne 18'e doğru 1 liralık bir hareket. 3 aşağı 5 yukarı görülebilir. Dolayısıyla takip edilecek noktalar 20 lira 20 kuruşun üstünde kapanışlar ve ne kadar uzaklaşırsa. Çünkü üstünde çok uzun fitiller var. Bu 20 liradan ne kadar yukarı giderse o kadar iyi. Altında da yani sırasıyla söylediğim gibi, yani 19.70, 19 ve 18.30, 18 diyebilirsiniz. Baktığınız zaman tabii soğudu hisse, bir parça aşırı alımdaydı. O da iyi oldu aslında. Yine dokuda anlattığım gibi, biraz evvel dokuda da anlattım. Hissenin fiyatı çok geri gitmedi soğurken. Bu olumlu bir şey. Yani RSI kalktı 72'lerden 73'lerden 61'e düştü. Şu an kendi ortalamasının desteğinde RSI. Yani destek burada 8 gün üstü çalışırsa destek olarak iyi olacak. İyi olur diye beklenir. MACD'de yani çok boynunu bükmüş, silikleşmiş ama hala iyi kötü yukarı bir akım verdiğini söylemek mümkün. Ama dediğim gibi çok boynu bükmüş. Bunun dışında Karel için söylenecek bir şey yok. Herhalde unuttuğum bir şey de yoktur. Özel bir mum formasyon da yok, onu söyleyeyim burada yani. Yani herkese iyi akşamlar. Yani baktım şöyle bir son kez de acaba kaçırdığım bir şey var mı diye bulamadım. Umarım da herhangi bir bilgiyi atlamamışımdır. Herkese iyi akşamlar.